Cenazesine bile yetişemedim abimin. Neden beklemedin Akça? Böyle oldu işte. Her şeyi anlatacağım. Ama şimdi gizlemek zorundayız. Tamam o zaman. Hadi beni abimin mezarına götür. Mezarını göreyim bari. Ne oldu? Sonra. Sonra. Söz. Tamam. Bak her şeyi anlatacağım. Ama şimdi güven bana ne olur. Sadece güven olur mu? Söz. Söz götüreceğim sonra. Hadi gel. Gel. Sarıyer tarafına gideceksin. Adresi yazacağım ben sana. Ben de akşam gelirim. Varınca ararsın beni. Ha bir de evin oralarda kimseyle konuşma. Bir eve kapıyı kilitle, açma kimseye de. Tamam. Hadi. Senin başka işin yok mu? Beni mi takip ediyorsun? Yalnız bırakmak istemedim. Zor bir gün senin için. Yapacağın da hiçbir şey yok. Abi de böyle 50 tane adamla cümbür cemaat gezmekten de çok hoşlanmam. Biliyorum, farkındayım. Babam işte. Şurada kadınlar tuvaletinden sağa dönünce ajantalara çıkan bir alt geçit var. Sen nereden biliyorsun? Füsun'u aşağı bırakırken gördüm. Füsun mu adı? Ayrıca atlatmam gerekirse kendim atlatırım. Öyle alengirli akıllara gerek yok. Hep ileri diyorsun yani. Eyvallah. Ya bir rahat verin insana. Yolunuz açık olsun gençler. Babama selam. Lahana mı hıyar mı içine? İstemem. Acı tabii. Bizim memleketin insanı acının her türlüsüne düşkündür. Acı sürdün mü diline,
Cezadır yani önceleri. Cezayı şenliğe çevirmeyi bilmişiz, yeriz o yüzden. Hem ruhun ızdırabını fizik acı bastırır bir anda. Bir an çivi çiviyi sökecekmiş hissi. İnsan diline acı değdiğinde bir an düşünmeyi bırakır. Elin kesildi mesela. Bir an durur zihin. Bir an bir andır. Hadi dik. Neden görmek istedin beni? Gerçi birkaç tahminim var. Vardır, vardır. Olmaz mı? İşte tam bu yüzden görmek istedim seni. Birlikte gidelim o zaman. Kesiyi uzun namlulu bir silahla vurmuşlar. Bu adli tıpçı mı ne bir herif geldi. Ne kadar keskin kokuyu alıyor musun kokuyu? Bu baharat işi enteresan. Bak şimdi bu baharat yolu orta çağda neden bu kadar önemli oluyor? Silahımı çarptı, silahımı. Gel, gel. Dön böyle, gel. Böyle. Bunu da biliyordun değil mi sen? Ortaçağ soyluları takıyorlar kafayı bu lezzetlere. Yemekleri yemekse daha bir şölen oluyor diyelim. Parayı bastırıyorlar tabii. Ticareti doğuyor işin. Doğudan batıya. Ya dervişim sen ne anlatıyorsun doğudan batıya? Baharat yolu. Ya ne baharatı ne yolu, benim derdim başka. Yolu takip ettiğinde hep soyluların, güçlülerin, zenginlerin, paralıların sofrasına çıkarsın. Zerdeçal'ın hikayesi de böyle. Safran'ın da. Senin de. Baharat yolu güçlülerin, zenginlerin tekeli için çalışır olur. Bütün orta çağ boyunca. Tabii sonra gemiler, başka yollar falan derken o yol önemini kaybeder ama dikkat et. Baharat açısından. Şimdi de kıymetli o yol. Tarihinden falan değil. Şimdi de başka bir dünyanın güçlüleri, zenginleri için çalışır durur o yol. Uyuşturucu silah. Düzen bir defa kurulur. Bozmaya kalkanın başıyla ödeyeceği bir yol. Gel. Selim patronun da bir çeşit ceza aldı şimdi, öyle mi? Ve bu cezayı kesecek olan da senin elinle kesecek, öyle mi? Bir de bunu takip edilebilir bir silahla yapacaklar mesela, öyle mi? Baharat yolunun da çok kurbanı oldu. Devesiydi, kölesiydi, bedevisiydi, hepsi kurban oldular o yolda. Hiç oldular. Bu takip edilemez bir silah. Ne yapacaksan çocuk, sadece bir bedevi olduğunu bil. Zihnini açık tut. Her zaman kurban edilmek üzere ön saflarda tutulduğunun farkında ol. Ha bir de bu güçlülerin hiçbirine bir diğerinden daha fazla güvenme. Biri için kurban edilecek adaysan öbürü için çoktan boğazın kesilmiş, işin bitmiştir. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah dervişim, sağ ol.
Babam yanımda yok ama ne diyeyim? İyi ki varsın. Babama iyi ki borçlanmışsın beni. Dikkatli ol. Eyvallah. Ayhan. Ben hazırım Rıfat için. Efendim, gelmek üzereyiz. Ben mekana sizden önce gireceğim. Ama tekrar söylüyorum, bence sizin orada olmanız doğru değil. Bir çatışma ihtimalinde sizi riske atmış olunuz. Gerek de yok. Rıfat restorana girdiğinde Kuzgun zaten onun işini bitirecek. Sonra da ben onunkini. Merak etme. Kamera kayıtlarına boy göstermeye geliyorum sadece. Eğer Rıfat'la buluşacağım mekana hiç gitmezsem şüphe çekeriz. Her şey kusursuz olmalı. Hoş geldiniz. Rıfat gelmiş. Peki ya Kuzgun? Şimdi giriş yaptı efendim. Kameralar kayıtta mı? Evet, istediğiniz gibi kayıtta efendim. Güzel. Siz hiç meraklanmayın. Her şey yolunda gidecek. Thank you.
Şeref Bey biraz gecikiyor. Önden gelip sizi bilgilendirmemi emretti. Tuvalete sanırım. Yok. Başka bir randevuma gecikeceğimi fark ettim. Şeref'e söyle, akşam eve bekliyorum onu. Efendim bir aksilik var. Tuvaletin kapısı açılmıyor. Adamdan ses yok. Kırıyoruz kapıyı. Aleyküm selam. Alayım onu. E hadi. Evet, Şakşak Turizm'in yolcuları. Öndeki istikametimiz kaderiniz. Öndeki aracı takip ediniz. Dünya güzeli. Yüklen bakayım gaza. Yüklen. Ayhan. Ben hazırım Rıfat için. Alo Rıfat Bey, sana anlatacaklarım var. Yaşamak istiyorsan benimle buluş. Hemen. Şeref'le buluşmadan önce. Depoyu yakan Şeref'ti. Onu buldum. Benden seni öldürmemi istedi. Kabul ettim ben de. Kesiyi öldürüp bagajıma koyanlar da onlar. Sana bilenmemi garantiye almak istediler. Anlatabiliyor muyum? Bana Ali'nin yaptığını gösteren delil de bıraktılar. Şimdi ben sana olacakları söyleyeyim. Sen o restorana gideceksin. Ben arka kapıdan gireceğim. Ayhan geldiğinde çıkacağım. Seni indireceğim. Sonra Ayhan da seni indirdiğim için beni indirecek muhtemelen. Sonra da birilerine hesap verirken diyecekler ki bunların geçmişten bir takım hesapları var, bizimle bir ilgisi yok. Konu tak diye kapanacak. Anlatabiliyorum değil mi? Şimdi karar senin. Bana güvenecek misin, güvenmeyecek misin? Siz baharat yolunun hikayesini biliyor musunuz? Öyle dokunaklı bakma oğlum. Alınırım. Neden Şeref? Neden? Sen şu dünkü velede mi inanıyorsun? Sen aşağı bak için gün sayan şu haine inanıyorsun. Beni satıyorsun öyle mi? Bak neyin var neyin yok hepsini bana borçlusun. Baltır çıplak mı inanıyorsun?
Bırak şu kepazeliği. Bırak şu kepazeliği, oturalım yere. Adam gibi sakin sakin konuşalım. Yapma. Taşıyamazsın. Açığa çıkarsın. Seni de yaşatmazlar. Yapma. Neden yaptın bana bunu Şeref? Hı? Neden? Yalnız kurşunu hemen çıkarmak lazım. O ateş ettiğin silah takip edilebilir mi? Değil. İyi, iyi. Hiçbir şey dokunma. Hemen gidelim buradan. Bakalım senden daha ne sürprizler çıkacak Yusuf'un oğlu. Kuzgun. Kuzgun. Yardım et. Bırakma beni burada. Yardım et. Yardım et. Bırakma beni. Beni burada bırakma. Ne istediniz lan kesikten? O çocuğun ne günahı vardı lan? Şeref'in planıydı. Hala kulağımda çınlıyor biliyor musun? Kuzgun kim? Ediyor musun lan yine? Bir sorsana. Bir sor sor. Kuzgun kim? Bir sor. Kurtar beni. İstediğin delili ver. Rıfat'ı bitirmen için. Senin olayın da bu ha.
Hep seçim, hep seçim. Yapma. Yapma. Ben bir şey yapmıyorum oğlum. Sen 20 sene önce ölümünü seçtin. Hastane için. Sen sür, ben tarif edeceğim. Sür. Kim duruyorsun? Kaç verme. Bir. Ameliyatta efendim. Dışarı bilgi sızmayacak. Tamam. Nerede vurulmuş? Ömerli'de. Buraya 10-15 dakika uzaklıkta. Ne yapıyormuş orada? Bugün babamın programı neydi? Ayhan nerede? Onu kaybettik. Babanızla birlikteymiş. Babamın programını bilen var mı? Baba nasıl? Elimizden geleni yapıyoruz. Ameliyat hala sürüyor. Vurulduktan sonra çok kısa bir süre içerisinde hastanemize getirildi. Buna rağmen maalesef durumu çok kritik Bora Bey. Neresinden vurulmuş? Kafasından. Serebral doku korteksi ve limbik dokudan yer almış. Limbik doku. İnsan insan yapan bölge diye bir makale okumuştum geçenlerde. Bütün duygular, hafıza. Hepsi oradaydı değil mi doktor? Hiç yakışmamış. Babama diyorum Dila Hanım. Hiç yakışmamış limbik dokusuna vurulmak. Sizin için kurşunun yeri kadar önemli mi bilmiyorum ama biri Şeref amca için ambulansı aramış olmalı. Ne zaman ve kimin aradığını öğrenin bence. Kafasından vurulmuş birinin hastaneye kadar yaşaması mucize. Bu mucizeye aracı olanı bulun. Eğer tesadüf değilse bir şahidimiz var demektir.
Ali. Açma. Kapat telefonu. Şeref amca nasıl? Naz'la Şermin? Onların bir şeyden haberi yok. Ama basın aşağıda. Eli kulağında yani. Hayır canım, olmaz öyle şey. Aramamı ister misin? Ararım ben. İyi ki yanımdaydın. Aşağısını uzaklaştırın. Yalanlayın. Orayla mıydın sen? Anlatacağım. Neredeydiniz? Anlatacağım abi. Nasıl olmuş peki? Rıfat Bey nerede? Benden daha çok ona sormak lazım. Babamın önemli bir toplantısı vardı. Sonrasını ben de bilmiyorum. Bilsek iyi olacak. Çünkü babamın nerede, kimle, ne yapıyor olduğunu bizden daha iyi bildiği kesin. Hı hı. Nasıl oluyor ya bu? Ha? Allah'ın unuttuğu yerdeydik, incin top oynuyordu. Hangi ara biri geldi de bunu hastaneye götürdü? Etrafta birileri mi var diyorsun? Kesin. Çocukken çocuk diliyle baba dili farklı sanıyordum. Yabancı dil gibi. Sen beni anlamadığın için az seviyorsun diye oturdum kendime. Çocukluk işte, aklım o kadar çalışıyordu. Bir anlasan dilimi. Dilimi bir anlasan sevecektin beni. Sonra bir baktım baba. Eksiklik bende değil. Sen de.
ama kabullenemedim. Denizde su aradıp durdun bana Şeref Dastan'la. Aç bıraktın. Beni baba sevgisine aç bıraktın. Ama ben yine de sana gocunmadım. Bir gün bile senin karşına çıkıp hesap sormadım sana. Senin bilmediğin o kadar çok şey var ki. O kadar çok şey var ki bilmediğin. Sen Şeref Dastanlı'nın oğlunu bir avuç sevgiye muhtaç ettin. Sen... Şimdi sana bir iyi birkaç kötü haberim var. Hangisinden başlayayım? İyiden mi, kötülerden mi? Güzel. İyi haber. Ben artık döndüm, buradayım. Belki ilk defa baba oğlu olabiliriz. Ha? Ama işte kötü haberler de tam da burada başlıyor. Biz artık baba oğlu olamayız. Doktor kurtulsa bile saksı gibi yaşar diyor. Ya senin bu düşmanların kimse bayağı bir acımasızmış. Öldürmeyip süründürenlerden. Ama ben izin vermem. Senin içinde yaşayacağım bu hayatı. Öldü babam. Şunları yok et hemen. Senin teki yok. Nasıl yok? İnşallah arabada ya da burada bir yerde düşmüştür. Yoksa derdimiz büyük. Zaten bir şahidimiz vardı. Şimdi de imzamız oldu. Yok. Arabada kol düğmesi falan yok. Vurulduğunda düştü herhalde. Şey yapalım. Nadir'i arayalım, gelsin seni alsın eve bıraksın. Ben de olay yerine gideyim. Artık şansımız yaver giderse polisten önce buluruz kol düğmesini. Olmaz. Tek başına olmaz. Birlikte gidiyoruz.
Sağ ol doktor. Ne oldu? Niye durduk? Birileri bizden önce gelmiş. Vurulduğunda buradaymış. Kurşunun yerine bakılırsa ateş eden senin olduğun yerdeymiş. Şimdi olay yeri incelemeye göre burada üç ayrı silahın ateş edilmiş. Biri Ayhan'ın silahı, diğer ikisi ortada yok. Kayıtsız silahlar yani. Ama babanı öldürenle Ayhan'ı öldüren silah aynı. Katil bir kişi yani. Ambulansı telefonla arayan kişinin kimliğine ulaştık. Sahte bir isme kayıtlıymış. Burada sahte kimlikli birinin olması tabii ki tesadüf olamaz. Haklı çıktın. Bir görgü tanığımız var. Ama kim? Bence geri kalanını polis halleder. Hadi gidelim artık. Burada benim görmediğim bir şey görüyor musun? Bora, ben sihirbaz değilim. Sadece ipuçlarını birleştirip fikrimi söyledim, o kadar. Kim bu? Bora da aslanlı. Şerefin oldu. Kol düğmesi falan yok burada. İyi de burada değilse kimde?